bir izleyicimiz var. Sizsiniz. Hangi şartlarda caizdir? En üstünde orta bir yol. Yani ne kadar inkar edilir? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yuvalarınıza huzur, memleketimize huzur diliyoruz. Mazlum milletlere, mazlum Müslümanlara müreffeh yarınlar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 45 dakikalık bir zaman dilimimiz var. Bu zaman dilimi içerisinde Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi muhterem hocamız Sayın Mehmet Keskin Beyefendi'yi ağırlayacağız. Bu programda değerli izleyicilerimiz ve değerli hocamızın ilmine başvuracağız. Her zaman bu saatte olduğu gibi siz değerli izleyicilerimiz gerek ülkemizden, gerek gönül coğrafyalarımızdan veya genelde de Avrupa ülkelerinden bizlere 0312 alan koduyla 294-4294 numaralı telefondan ulaşarak canlı yayında değerli hocamızla sohbet edip suallerinizi yöneltebileceksiniz. Ve yine sosyal medya üzerinden anlık iletilerinizi de paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programlarda bu anlık iletilerinizi yayına taşıyacağız, değerli hocalarımıza yönelteceğiz. Değerli izleyicilerimiz, peyderpey sormaktayız. Bu anlık iletileriniz için de sosyal medya için de Facebook, Twitter, Diyanet'e soralım adreslerimiz hizmetinizde ve elektronik posta adresimiz de diyanete soralım@diyanet.gov.tr. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Efendim siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Sıhhat diliyoruz değerli hocamız. Allah razı olsun. Sosyal medya üzerinden gelen sorular hazır değerli hocam. Ve mail üzerinden gelen sorular da hazır. İzleyicilerimizin canlı yayına katılıp soracakları sualler programı belirliyor. Her zaman olduğu gibi spontane gelişiyor sorular. Evet. Farklı sorular ve anlık meseleler de çözümü bir şekilde dinin getirdiği fetvaya dayalı sorunlar, bir şekilde sorunlaşmış olan şeyler varsa meseleler inşallah bunların da çözümü için değerli izleyicilerimiz soracaklar. Hep birlikte ilminize başvuracağımız bir program olacak. Umarız kendi payımızla birlikte herkes faydalanır efendim. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bismillah diyelim ilk durağımıza döneceğiz. Dönmeden önce ilk durağımız arkadaşlarımız bağlantıyı sağlarken şöyle bir sualle başlayalım mail üzerinden. Hüseyin Çelik soruyor. Hocamıza hayırlı akşamlar. Ben Romanya'da ikamet etmekteyim hocam diyor. Mermer imalatı ile meşgulüm. Müşterilerden gelen yoğun talep üzerine haç işareti olan mezar taşı üretimini de yapmaya başladık. Gayrimüslim bir ülkede Müslüman birinin haç işareti yaparak mezar taşı imal etmesi caiz olur mu? Bizim fıkıh kitaplarında açıkça ifade edildiğine göre gayrimüslim bir ülkede Müslüman bir kişi gayrimüslimlere dinen haram kılınmış olan içecekleri, yiyecekleri satabilir. Mesela onlara şarap satabilir. Ama sunuculuk hizmetinde, serviste çalışması doğru değildir. Fakat onlara kendi dükkanında mesela veya marketinde, alışveriş merkezinde onlara göre haram olmayan ama İslam'a göre haram da olsa onlara göre haram olmayan yiyecekleri, içecekleri satabilir. Aynı şekilde gayrimüslim olan bir ülkede mesela Hristiyanların ülkesinde bir Müslüman mermer imalatında çalışıyorsa onların arzu ettikleri şekilde mezar taşını desenlemekte, mezar taşının üzerine haç işareti yapıp onlara para karşılığında devretmesinde dini açıdan bir sakınca bulunmamaktadır. Peki. Efendim devam ediyoruz. Gelen sorulardan bir tanesini Giresun'dan İlyas Öztürk soracaklar. Sayın Öztürk hoş geldiniz. Giresun'a selamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurunuz İlyas Bey. Hoş bulduk. Benim bir temelli birkaç tane de sorum olacak. Buyurun efendim. Lütfen. Temennim bu halkımızın sorduğu bu sorular şey oluyor mu? Bir kitap haline getirilecek mi acaba? Onu çok arzuluyoruz. Evet. Yani yetkililere mutlaka ulaşmıştır bu dileğiniz. Mutlaka toplanıyor bunlar ama böyle bir şey söz konusu olur mu? Bilemiyoruz. Buyurun. İnşallah bunlar hocalarımız bunları bir kitap haline getirirler de faydalanır. Hay hay efendim. Buyurunuz. Telefondan iletişimimizi sağlıyoruz, duyabiliyoruz. Buyurunuz İlyas Bey. Tamam. Sorularımı soracağımı acilen hemen soruyorum. Dama, santranç, okey. Bu oyunlar birkaç kişi bir araya geldiğinde arkadaşlar evde ücretsiz oynadıklarında bir sakınca var mı?
Peki. Yoksa bu üçü farklı mı hükmü? İkinci bir mesele, bir cenaze şehirde bir cenaze oluyor, onun namazı kılınıyor. Namazı kılındıktan sonra aynı cenaze defin için köye gidiyor. Köyde o şehirden gelenler ikinci defa cenazenin namazını kılsalar bir sakıncası var mı? Soralım. Onu bir soracaktım. Bir de bir kişi ava çıktığında av esnasında belki heyecandan, panikten besmele çekmeyi unutuyordur. Fişeğini doldururken veya ava ilk çıktığında tüfeğini eline aldığında besmele çekse bir sakıncası var mı? O yeterli olur mu? Veya köpeğini saldığında besmele çekse yeterli olur mu? Son sorumu müsaadeniz olursa soracağım. Hayır efendim, buyurunuz. Bir kişi kendi arazisinde veya devlet arazisinde kıymetli bir şey bulsa, dinen bunun devlete vereceği var mı? Tamamı kendisinin mi olur, yoksa belli bir miktarını devlete vermesi gerekir mi? Dini açıdan. Peki soralım değerli hocamız efendim. Giresun'a selam ediyoruz İlyas Bey. Sıhhat diliyoruz. İyi akşamlar. Temenniniz, dileğiniz için de teşekkür ediyoruz. İlgililer mutlaka dikkate alacaklardır. Efendim. Fetva kitabıyla ilgili herhalde. Yani şöyle temennisi hocam, vardı. Evet. Bu programın baştan sona yaklaşık 2,5 yıla yakın olacak program. Doğru. İşte 500 küsürüncü bölümdeyiz. Kaçıncı bölümdeymişiz efendim? Canlı olarak yaptığımız, hemen bakalım. Burada yazmıyor ama 500 herhalde 20. Evet. 522. bölümdeyiz bugün. Evet. Değerli hocam. Bu bölümlerde sorulan sorular kitap haline getirebilir mi diyor. Yalnız kardeşimize şöyle bir müjde verebilirim. Hay hay. Bizim ve diğer hoca arkadaşlarımızın burada sorulara vermiş oldukları cevaplar hep Din İşleri Yüksek Kurulu'nun arşivinden yararlanarak vermiş olduğumuz cevaplardır. Kendiliğimizden, kendi indiği görüşlerimizden üretip verdiğimiz cevaplar değildir. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvaları, kararları, mütalaalarını esas alarak burada biz vatandaşlarımızdan gelen sorularımızı cevaplıyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vermiş olduğu fetvalar, kararlar ve cevaplar da yakın bir zamanda kitap halinde vatandaşlarımızın istifadesine sunulacaktır. İnşallah. Hatta şu anda prototip olarak birkaç nüsha basıldı ama bunlardaki bazı imla hataları, redakteler falan yapılıyor. Son şekli verildiğinde zaten vatandaşlarımızın istifadesine sunulacaktır onlar. Peki efendim. Evet, inşallah her birimiz bu yapılan, olacak olan hizmetten inşallah faydalanırız. İnşallah. Sevgili izleyenlerimiz, yine merak edenler için yine diyanettv.com.tr olması lazım. Evet. Evet, diyanettv. Dini sorular bölümü var. Evet, com.tr hocam, bu da bir başka yine televizyonun internet adresinden de bu programın tüm bölümlerini eski bölümleriyle birlikte izleyebiliyormuşsunuz. Değerli yönetmenimiz de uyarıyor. Arzu edenler varsa farklı bölümlerdeki soruları oradan da canlı olarak bakabilirler. Efendim, değerli hocamızın bu müjdesinden hemen sonra sorulara geçelim izninizle. Dama satranç, bunu ayıralım mı hocam okeyden, yoksa onu da beraber sorarak evde bir şekilde arkadaşlar arasında oynanırsa ücretsiz, herhangi bir şey ödül olarak belirlenmeden, bir sakıncası var mı? Kağıt oyunları olsun, efendim okey oyunları olsun, tavla gibi oyunlar olsun. Bunlar oynanırken sadece vakti öldürmek için, vakti geçirmek için, boşa harcamak için oynanmış oluyor aslında. Bunların zihni bir idman fonksiyonu yok. Yani beyni çalıştırma, zihni geliştirme konusunda herhangi bir katkısı yok bunların. Ama satranç ve satranca benzer olan dama gibi oyunlar, bir bakıma insanın beynine bir jimnastik, bir zihin fonksiyonu vermekte, zihin jimnastiği sağlamaktadır. Buna rağmen Şafiiler dışındaki mezhepler satranç ve damaya da mübah nazarıyla bakmamışlardır, caiz görmemişlerdir. Sadece Şafii mezhebine göre beyni çalıştırdığı, zihni çalıştırdığı için satranca ve işte onun bir bakıma benzeri gibi
kabul edilen damaya müsaade edilmiştir Şafii mezhebine Peki göre. Peki hocam, burada altını çizeceğini susuz. Yine beyin jimnastiğinin evet. olsa da evet. bu iş... Yine de Hanefi mezhebine göre, Şafii'ler göre mekruhtu. Sadece Şafii'lere göre mübah görülmüştür satranç ve dama. Ama hele hele bir ücret, bir para kazanma, bir menfaat elde etme, hocam. Bir çay da olsa, bir şeker de olsa onun karşılığında oyun oynanıyorsa bu kesinlikle kumar kapsamına girer. Malum kumarın da haram olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Yani o zaman bu mesela hocam kıraathanelerde, evet. eski kıraathane şimdi kahvehane, evet. efendim bu şekilde ifade edilen yerlerde mesela bir şekilde bunları vakit öldürmek için oynayıp evet. sonrasında o masada kimin üzerindeyse o bir şekilde ödeyip çıkıyor. Evet. Bu da doğru mu o zaman? Ya... Hayır canım, ne olacak, bir çayına oynuyoruz hani bir gibi, evet, şeylik öyle bir ifade olsun olsa. Gibi bir ifadeyle de olsa, böyle bir amaçla da olsa herhangi bir şey karşılığında bu oyunları oynamak zaten caiz değil. Kaldı ki karşılıksız da olsa, sadece eğlenmek için de olsa, işte kağıt oyunları, tavla oyunları, zamanı israf etmek, boşa harcamak olduğundan o da caiz görülmemiştir. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. İnne azamel mesaibi tadyi'ul evkat. Musibetlerin en büyüğü zamanı zayi etmektir, vakti boşa harcamaktır. Yani takdir edersiniz ki izleyicilerimizin de takdir edeceklerini düşünüyorum. Bu gibi oyunlar, işte kağıt, tavla ve okey gibi oyunlar insanın zamanını boşa harcamasından başka bir şey değildir. Yararlı işler yapılabilir. Efendim kitap okunur değil mi? Sohbetler yapılır. Oysa kağıt oynarken, tavla oynarken sohbet muhabbet söz konusu değil. Belki de birbirlerine karşı ağır ithamlar uygunsuz ifadeler yani. De kullanabilecekleri bir ortam Peki. da doğabilir. Değerli hocam, bir cenaze, daha doğrusu cenaze namazı kılınmış olan bir meftanın bir başka yerde cenaze namazı bir daha kılınabilir mi? Cenaze namazının birkaç defa kılınmasında dini hükümler açısından herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Ancak aynı kişinin birden fazla defa cenaze namazını kılması mekruh görülmüştür. Yani ben mesela bir dostumun cenazesini Ankara'da cenaze namazını kıldık ama o başka bir memlekete nakledilecek. Onunla birlikte gittim. Memleketinde de ayrıca kılarsam bu mekruh olur. Kıldıran orada, mı kılan mı hocam? Kılan, kılan için de aynı kişi şey geçerli. İçinde kıldıran kişi için de aynı kişi birden fazla defa kıldırırsa veya aynı kişi birden defa fazla kılarsa mekruh fiil Peki. işlemiş olur. Ama kılmamış olanlar daha sonra bir araya gelip yine cemaatle cenaze namazını mükerreren kılabilirler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin de vefatları zamanında sahabiler peş peşe geldiler, ayrı ayrı cenaze namazı kıldılar. Peki efendim. Evet. Efendim devam ediyoruz. Üçüncü sorusu izleyicimizin, av esnasında bir şekilde besmeleyi silaha ateşlerken unutan kişi, İlk silahı eline aldığında veya hayvanını saldığında vurduğu hayvan için besmele getirse yeterli olur mu? Yeterli olur. Çünkü besmelenin kasten terk edilmesi durumunda kesilen veya avlanan hayvanın etini yemek caiz olmaz. Ama unutarak besmele Heyecan getirilmemişse, unutulmuşsa o takdirde kesilen veya avlanan hayvanın eti yenilebilir. Peki. Son olarak da hocam, değerli izleyicimiz, bir arazide, devlet veya kendi arazimizde bulmuş olduğumuz yüklü bir paha bir şekilde, pahada yük olan bir şeyi devlete ödemek gerekir mi, vermek gerekir mi ya da bir şekilde burada ne geçerli hocam? Yani örnek veriyorum, bunu bir buluntu olarak mı düşüneceğiz yoksa devletin hükümlerine göre mi mesela burada karar çıkar? Kendi arazisinde, toprağın altında, yerin altında bulduğu şeylerse eğer... Yani define, gömü gibi bir buluntu eşyalarsa, paralar veya altınlar ise onların mutlaka devlete verilmesi gerekiyor. İslami hükümlere göre devlete verilmesi gerekiyor ama devlet de ona beşte birini verir veya uygun gördüğü miktarı verir. Ama
yerin altında değil de işte top yerin üzerinde bir şeyler buldu diyelim ki işte para buldu, altın buldu. Bunlar buluntu hükmüne girer. Bunların devletle alakası yoktur. Bulduğu yerde onu ilan edecek. Yani kendi arazisinde olsa bile çevredeki malın değerine mal göre sahiplerine, mülk sahiplerine, orada sakin olan insanlara duyuracak. Ben bir miktar para buldum veya bir miktar altın buldum yahut gümüş buldum veya başka bir maden, bir eşya yani yer üzerindeyse, bu toprağın üstündeyse buldum diye ilan etmesi lazım. Peki. Bunu bir yıl süreyle hatta, çünkü kıymetli olunca az bir şey olsa 3-5 günle yetinebilir ilan etmekle. Ama diyelim ki işte 10 bin lira, 20 bin lira veya o değerli altın, evet, başka bir nesne değerli bulmuş bir şey ise bunu duyurması, ilan etmesi gerekiyor. O sürenin sonunda yani bir yıl sonrasında bulunamazsa bir yıl sonraya kadar o zaman kendisinin ihtiyacı varsa harcayabilir. Yoksa onu fakirlere veya hayır kurumlarına vermesi gerekir. Bir şey daha ekleyelim hocam o zaman. Yer altında herhangi bir efendim bir gömü vesaire gibi bir yüklü miktarda pahada yük olan bir şey bulursak bunu İslami ölçülere göre devlete, o devletindir evet. Peki, vermek gerekir diyor değerli hocam. Zaten devletin bu konudaki mutlaka uygulamaları vardır. Halkına bir şekilde verdiği ölçüler mutlaka vardır. Efendim soruları buydu değerli izleyicilerimizin Giresun'dan. Ankara ile devam ediyoruz birlikteliğimize. Hoş geldiniz Ankara'ya, selamlar, iyi akşamlar efendim. Ankara'daki izleyicimiz. Alo, iyi akşamlar. Hoş geldiniz, buyurunuz beyefendi. Hoş, selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurunuz. Cuma suresinde cuma vakti geldiği zaman. Evet efendim. Sizi duyuyoruz, biz telefonda iletişimimizi sağlıyoruz. Cuma vakti geldiği zaman alışverişi bırakın, namaza gidin diye buyuruluyor. Evet. Ezan önceden Ankara'da 11.40'da okunuyordu. Evet efendim. 11.40'da okunuyordu ama cuma günleri 12'de okutturuluyordu ezan. Evet. Bu 11.40'dan sonraki süre mi haram yoksa 12'den sonraki süre mi haram? Soralım değerli hocamıza. Buradaki mesele vakit girince mi yoksa ezan okununca mı? Hangisini esas alacağız? Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı beyefendi? Sağ olun, Allah razı olsun. İyi akşamlar Ankara'ya, selamlar. Aslında çok güzel bir nokta değerli hocam. Yani özellikle çalışanlar belki hani bir şekilde iş yeri sahibine bağlı oluyor ama çalıştıranlar için, yani iş yeri sahibi için, herhalde iş yeri çalıştıranlar için falan, yönetici noktasındaki insanlar için çok önemli bir soru olsa gerek. Doğru söylüyorlar. Belki o vakti değerlendirme adına bir şekilde müşteri varsa, bir alışveriş yapılacaksa değerlendirelim mi ezandan sonraki o vakti, ezana kadar ki vakit girdikten sonraki zamanı, yoksa vakitle birlikte bu çağrıya uymak mı lazım? Şimdi kardeşimizin de ifade buyurdukları gibi 11.40'da ezan vakti, evet, yani namaz vakti oluyor ama 12'de kılınıyor. Neden? İşte daha fazla insanın gelip cemaate katılmasını sağlamak amacıyla böyle bir uygulamaya gidiliyor. Bu güzel bir uygulama aslında. Ama alışverişin haram olduğu an ne zaman başlar? Vakit ne zaman başlar? Onu soruyorlar kendileri. 11.40'da öğle vakti, cuma vakti giriyor ama ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Namaza çağrı yapıldığı zaman, cuma günü namaza çağrı yapıldığı zaman Allah'ı anmaya koşun, aceleyle gidin, alışverişi bırakın. Şimdi 11.40'da ezan vakti giriyor ama ezan okunmadı. Değil mi? 12'de doğru okunuyordu. Doğru. Çağrı ne zaman yapılıyor? 12'de yapılıyor. Demek ki 12'den sonra artık alışveriş yapmak yasak oluyor dini. Ezanla birlikte. Tabii ezan yani çağrı o. Hay hay yani namaza çağrı yapıldığı o zaman. O halde ticaret erbapları buna dikkat etmeli. 12'de işi tezgahı bırakıp camiye gitmek lazım. Peki efendim. Emrindeki işçilerden mesela hocam olup da, yani emir lafı yanlış da diyelim, istihdam ettiği işçilerden gitmek isteyen olur da onları engelleyenler olur ise, bir şekilde iş var vesaire sebeplerle diyelim. Yani belki dinleyen vardır da ya ne olacak canım diyordur. Efendim belki bir hayra vesile oluruz hocam. Şimdi bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُزْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ
Allah'ın mescitlerinden insanları alıkoyanlar, orada Allah'ın adının anılmasına yani ibadet yapılmasına engel olanlardan daha zalim kim vardır? Peki, Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Peki. Onun için emri maiyetinde çalışan, istihdam ettirdiği işçilere de eğer namazlarını kılacaklarsa ibadet edecek ki Müslüman kişi elbette ki ibadetini yapar. Herhangi bir mazereti yoksa, dinen geçerli bir mazereti yoksa mutlaka ona müsaade etmek lazım ibadetini eda edebilmesi için. Peki efendim. Ayet gayet açıktı. Evet. Ankara'yla devam ediyoruz. Muhlise Yılmaz hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Ankara'ya selamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Hayırlı cumalar. Hayırlar sunuyorum. Benim sorum daha önce sorun olmuyordu da şimdi yaşlandık artık. Ayaklarımda bir takım rahatsızlıklar var. Romatizmal rahatsızlıklar var. Dolaşım bozukluğu var. Yıkayınca ağrısı çok artıyor. Evet efendim. Bunu meshetsem ediyorum da çorap üzerinden ne yapmalıyım onu sormak istemiştim. Peki soralım değerli hocamıza. Yani su sizin bu rahatsızlığınızı artırıyor. Doğru mu anlıyorsunuz? Evet. Midem rahatsız onu artırıyor. Bir sızılarım artıyor. Peki efendim. En azından ne yapmalısınız? Bunu soralım. Başka bir sual var mı? Mesgiysem ayağım yanıyor. Çorap üzerinden meshedebilir miyim? Şimdilik bu. Tekrar gerekirse yine açarım. Peki telefonu. Efendim sıhhat diliyoruz. Teşekkür Ankara'ya ediyorum. Ankara'ya selamlar, şifa diliyoruz. Sağ olun efendim. Evet değerli hocam. Açık soru. Evet. Ne yapmalı hanımefendi? Şimdi normalde ince çoraplar üzerine mesh yapılmaz. Ama bir hastalık varsa veya ayağını yıkadığı takdirde mutlaka hastalanacağını doktorların ifadesine göre veya kendi tecrübelerine dayanarak biliyorsa hanımefendinin ifade ettikleri gibi o zaman tabii ki ayaklarını yıkamaz. Giymiş olduğu çorapların üzerine mesh yapabilir. Aynen mesh gibi kullanabilir. O ince de olsa o çorapları. Bakınız normalde zaruret varsa diyor evet, hocam, normalde ince çorap üzerine mesh yapılmaz diyoruz. Evet. Ki öyledir. Ama bir hastalık varsa veya yara bere varsa ayakta o zaman zaruretler ortaya geldiği için, gündeme geldiği için elbette ki o takdirde ince de olsa o çorapların üzerine mesh yapabilir kardeşimiz. Peki efendim. Allah şifa versin. Amin. Almanya ile devam ediyoruz. Yurt dışındaki Müslüman kardeşlerimizi sizin nezdinizde selamlıyoruz. Ganim Osman hattımız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Buyurunuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Berlin'den saygı, evet Berlin'den saygı efendim. Ve sevgiler. Ben esasında Irak Kerkük Türklerindenim, Türkmenim ben. Evet efendim. Benim sayın hocama bir sorum olacak. Buyurun. Ben birkaç gün önce bir uydu televizyon kanalında bir hoca efendiden murtet dediğimiz yani dinden dönmüş bir insan yani Allah'ı, Kur'an'ı inkar etmiş bir kişinin katli caizdir. Bir, eşi ondan boşanmış sayılır. İki, hayattayken bütün mal varlığı mirasçılara dağıtılır diye yani mürtet kişinin. Acaba bunun ne kadar doğru olduğunu Sayın Hoca'ya sormak istiyorum efendim. Soralım. Teşekkür ediyoruz. Sizin nezdinizde Berlin'de bizi izlemekte olan Müslüman kardeşlerimizi selamlıyoruz. Yine Irak'ta Türkmen bölgesindeki Türkmen kardeşlerimizi sizin nezdinizde selamlıyoruz. Sıhhat diliyoruz efendim. Almanya'ya selamlar. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Sıhhat diliyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. İyi dilekleriniz için yayına yansımadı ama ben kulaklıktan duydum. Tüm izleyiciler ve ülkemiz için de güzel dilekleri Allah vardı beyefendinin. Olsun. Allah razı olsun. Efendim. Evet, bir yerden duyduk diyor. Mürtet, katli vacip, eşi boş, malı da helal. Yani miras olarak hemen paylaştırılmalı. Doğru mudur? Şimdi, ölçü nedir? İrtidad eden kimsenin, yani önce dinden mürtet çıkan nedir kimsenin, dinden çıkan kimseye mürtet deniyor. Peki. Yani Müslüman bir kişi, ben işte dinden çıkıyorum diyecek, işte reddedecek, İslam'ı reddedecek,
haşa Allah'ı, peygamberi veya dince kutsal sayılan şeylere hakaret edici ifadeler ya da dine, imana alakası olmadığını ifade eden beyanlarda bulunacak, o zaman o kişiye mürtet denilir. Peki. Dinden çıkmış olur. Ha, dinden çıkan kimseyi öldürün diye bir hadis var ama nasıl öyle... Bu hadisi genel bir şekilde, genel bir hüküm olarak ortaya koymak doğru değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz niçin böyle buyurdu? Çünkü o zamanda İslam toplumu yeni teşekkül ediyordu. İslam toplumundan biri ayrılsa, dinden çıksa o toplumda bir bölünme, bir çatlama meydana gelecekti. Zaten başka bir hadisinde de men şakka asana feleyse minna buyuruyor. Bizim cemaatimizi, toplumumuzu bölen kimse bizden değildir. Bölücülük yapan bizden değildir. Kuvvetle muhtemeldir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zamanda İslam toplumunu parçalamaya, bölmeye yönelik olarak dinden çıkan kimselerin öldürülmesini kastetmiştir ki bu siyasi anlamda da gereklidir. Şimdi hangi devlette, hangi hükümette bir toplumda biri bölücülük yapsa ona ceza verilmez. Mutlaka. Şüphesiz dünyanın verilmez. Her tarafında toplumu bölmeye çalışan, bölücülük yapan kimseye en ağır cezalar verilir. Hatta bazı yerlerde de öldürülür. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadisini, bu hadisini bu şekilde anlamak lazım. Yoksa bir adam içinde bazı şüpheler belirdi. Kimseye de böyle bölücülük yapmak maksadıyla bir beyanatta bulunmadı. Kendi kendine gitti, kendi halinde İslam'dan çıktı. Allah göstermesin. Allah'ın. Dinden çıktı. Onu öldürmek doğru değil. Ha, ona içindeki şüpheleri, zihnindeki şüpheleri gidermek için aklı başında kimseler gidip nasihat etmeliler. Nitekim efendim, dönebilir evet, yani. Neden böyle yaptın, niçin böyle yaptın, şüphen var, hangi sebeple böyle yaptın diye ona sormaları, şüphelerini, tereddütlerini gidermeye çalışmaları gerekir. Yoksa hemen dinden çıkan bir kimseyi kalkıp boynunu vurun demek doğru değildir. Peki. Eş ve mal meselesi doğru mu peki hocam? Ha, tabii ki bir insan dinden çıkarsa, şimdi Müslüman erkekle, gayrimüslim bir erkekle Müslüman bir kadının aynı evde, aynı çatı altında, aynı nikahla bir arada bulunmaları doğru olur mu? Elbette ki doğru peki. değildir. Ayrıca bunların mal varlıklarına kendi çocukları, aile fertleri, mirasçıları mirasçı olamazlar. Neden? Çünkü din ayrılığı mirasçılığa engeldir. Yani Müslüman gayrimüslime mirasçı olamaz. Veya gayrimüslim Müslümana mirasçı olamaz. Buradaki mesele yalnız değerli hocamız, evet. gayrimüslim erkek olursa, evet. burayı anlatıyor değerli Tabii hocam. Ki. Tabii ki. Evet. Kadın diyelim ki irtidat ederse dinde mesela Müslüman bir çift. Yani şöyle Müslüman bir erkeğin Hristiyan hanımı, bir eşi olabilir değil hanımı, mi hocam? Hanımı Hristiyanlığa geçti veya Yahudiliğe evet. geçti veya ne bileyim. Burada bir sorun evet, ona şey yapılmaz zaten. Sorun Müslüman yok. Bir erkek Peki. gayrimüslim bir kadınla zaten evlenebiliyor. Yani ehli kitaptan evet. biriyle evlenebiliyor. Ha, erkek Peki. eğer dinden çıkarsa Allah korusun hanımı boş olur. Peki, o da hemen boş olmaz. Yani kendisine tövbe etmesi, dine dönmesi teklif edilir. Hanımı o andan itibaren iddet dediğimiz süreyi Bekle. Beklemeye başlar. İddet bitinceye kadar yani işte 3 adet görünceye kadar ve temizleninceye kadar dönmezse İslam'a kocası o zaman hanımı kendisinden tamamıyla boşanmış Peki. olur. Yani son iki bölümde evet miras evet. ve eş noktasında evet. doğruluk var evet, ama ki. Birinci noktayı da özel bir evet, olay olarak ki. Anlamak lazım. Değerli hocamız paylaştılar. Şöyle bir soru var hocam sosyal medya üzerinden. Abdüsselam Akgül soruyor. Hocama selamlar. İyi Selam. Akşamlar. Hocamıza şunu soracağız. 3 rekat akşam namazı vaktini kaçıran bir kişi. Sünnet olan vitir namazını kılarken bu kaza olan akşam namazını vitir namazıyla niyet getirip aynı anda kılabilir mi diyor. Yani bir namaz hocam. Netice olarak zaman zaman soruluyor. İki niyet söz konusu mu? İki niyetle bir namazı kılmak. Evet. Yani hem akşam namazın yerine hem de vitrin yerine 3 rekatlık namazı kılmak mümkün değildir. Çünkü akşam namazı zaten farz bir namaz.
vitir namazı sünnet demiş ama Hanefi'ye göre vaciptir, Şafii'ye göre sünnettir. Mümkün değil. Bir namazı iki niyetle kılmak mümkün değil. Artı vitirde başka bir olay da var yani, değil mi hocam? Kunut var mesela. Vitirde yani şekil hani bakımından da zaten farklı uymaz ama Şafii'de şekil değil, bakımından normal uyar. Evet. Peki, ama sabah onda namazında da yapıyorlar kunutu. Üçüncü rekatta yine Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okunur. Oysa, ikinci rekatta duruyorlar, selam evet, veriyorlar sonuçta. Akşam namazında üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra zamm-ı sure de okunmaz. Doğru efendim. Evet. Peki. O halde mümkün ayrı, İki niyetle ayrı bir namaz tabii kılınmaz. Bu herhangi bir namaz içinde olsa bütün geçerli değil, için değil mi? Tabii ki mümkün değil. Peki efendim. Evet, Diyarbakır'a uzanıyoruz. Hikmet Saygın hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Saygın. Diyarbakır'daki izleyicilerimize selamlar efendim. Teşekkür ediyorum. Ben de size, hocamıza ve izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Buyurunuz. Ben mehir altınıyla ilgili bir soru sormak istiyorum da buyurun hocamıza. Efendim. Şafii mezhebinde mehir altınına zekat düşüyor mu? Yani bu düğünde kadına takılan düğün altınlarına zekat düşüyor mu? Bu yani zekat miktarı 80 gramın üstünde ise. Peki. Bir diğer sorum da bu 80 gramın üzerinde olan bu mehir altınından borç verilirse verilen borç altının hükmü nedir? Onunla ilgili hocam bizi aydınlatırsa. Soralım sonra değerli hocamıza. O miktar içinde de mi? Yani onu da üstüne katarak soruyorsunuz değil mi? Zekat düşerse borç. Tabii yani. Yani borcu zekat değerlendireceğiz miktarı mi? Tabii yani soralım. Zekat miktarının üzerindedir. Peki efendim soralım değerli hocamıza. Ekleyeceğiniz başka bir ederim sual yok. İyi akşamlar Diyarbakır'a selamlar. Yuvanıza huzurlar efendim. Şafii mezhebinde böyle bir şey var mı efendim? 80 gram üstü olursa, daha doğrusu şöyle diyelim, nisap miktarını geçen bir altına hanımefendi malik olursa, bu düğünde takılmış olsa ayrılık esası getirir mi? Şimdi kadın sahip olduğu altınların eğer hediye yoluyla gelsin, eğer yani ayırmaz mehir yoluyla gelsin, peki, eğer miras yoluyla, yani mülkiyetine girmiş olan kadının sahip olduğu altınların miktarı 80.18 gramı geçerse Hanefi mezhebine göre mutlaka onun 40'ta birini zekat olarak vermek lazım. Peki. Kadının sahip olduğu bu altınlar ziynet altınları ise, yani işte takı, işte gerdanlık, bilezik, efendim yüzük ne bileyim gibi, kolye vesaire gibi şeyler ise, yüzük gibi ifade buyurduğunuz gibi şeyler ise, yani ziynet, süs eşyası olarak kadın bunları bulunduruyorsa evinde, ara sıra da takıyorsa bunları, bunlarda Şafii mezhebine göre sorduğu için söylüyorum, 818 grama kadar muafiyet vardır. Evet. Yani Hanefi mezhebinin belirttiği o ölçünün 10 katı bir muafiyet vardır. Ama ziynet eşyası olarak bulunduruyoruz. Ama diyelim ki Cumhuriyet altını veya Reşat altını olarak tasarruf maksadıyla kadın bunları bulunduruyorsa, işte o lira şeklindeki evet, altınlar, onla, o zaman 80.18 gramın mutlaka 40'ta birini zekat olarak vermesi gerekir. Yani o zaman Şafii mezhebinde değişir. Tabii Şafii mezhebinde aynı o zaman. Peki. Sadece takılarda ziynet eşyası, süs eşyası olarak kadın kendine özel bir şeyse tabii ki. Peki. Onlarda 818 muafiyet vardır. Evet. Peki. Artık beyefendi buna göre hı, karar verecekler. Peki borç altını da buna sayarlar mı hocam? Diyelim ki işte mesela burada borç deyince muhtemelen borca verdiği herhalde altın para hükmüne geçmiş olacak yani. Diyelim ki işte kadıncağızın bileziklerini olabilir, bir tanıdığına, bir dostuna borç olarak verdiler. Diyelim 20 gramsa, 30 gramsa, 40 gramsa her neyse, efendim bunu bir sene sonra tekrar aynı gramajda bize iade edeceksiniz. Yani borç olarak veriyoruz derlerse, yine süs eşyası olarak, kadının süs eşyası olarak olduğu için yine zekata tabi değildir. Yani verilen şey süs eşyası olduğu için, ziynet olduğu olsa için. Hmm. Çünkü evinde de bulundursa peki, kadın onu sürekli takmasa bile ara sıra taktığı için, diyelim ki işte bir düğüne gittiği evet, için eşe dosta işte karşı kendi doğru, süslerini göstermesi için evde bulundursa bile, ayda yılda bir taksa bile yine o ziynet eşyasıdır. Ziynet yerine yani geçer. Şafii'de böyle bir borç muafiyet vermeye var, bakmamak lazım. Hayır, diğerlerinde, diğer mezheplerde yok bu yani. Peki efendim.
O halde buranın burada mesela altının hükmü önemli. Yani ne yapıldığı tabii önemli, kullanım amacı önemli. Bana sorarsanız fakirin hakkını gözetmek açısından bu hususta diğer mezheplerin görüşüyle amel etmek, yani ise ziynet eşyası da olsa 80.18 gramlık miktarı aştığı andan itibaren zekatını vermek daha uygun olur. Peki. Efendim devam ediyoruz. Peki Adana'dan bir başka izleyicimiz. Hattımızda hoş geldiniz. Adana'ya selamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar. Buyurunuz. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de sıhhat diliyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Benim hocama sorum şu olacaktı. Buyurunuz. Hocam şimdi ben eşimle birkaç yıl önce ayrıldık. Daha sonra yani resmi nikah tamamen bitti. Daha sonra çocuklar için falan tekrar yeniden denedik. Yine olmadı. Yine yani bitti her şey. Şimdi annesinin evinde kalıyor. Ben annemin evinde 3 çocukla beraber kalıyorum. Yalnız o beni dini nikahtan boşamıyor. Yani ben ne yapmam gerekiyor bu şeyde? Ben hiçbir taraflı istemiyorum ama hala o bir şeyleri yani bir araya gelelim diyor. Ama yani çoğu yerde de imkansız bir araya gelmemiz. Ne yapmam gerekiyor hocam? Yani dini nikahı ben nasıl boşaltacağım bu insanı? Peki bir şeyi soralım hanımefendi. Evet. Resmi olarak resmi kanaldan boşandınız mı? Bitti. Tamamen yani bitti. Biz tekrar bir araya geldik. Hani yeniden çocuklar için olabilir mi diye tekrar resmi nikah kıydıralım diye düşündük ama yine olmuyor. Anlaşamıyoruz. Bir türlü peki. Hani aynı şeye bakamıyoruz resmi diye. Ondan dolayı da bir araya gelmemiz peki, mümkün değil. Bir şeyi hemen soralım. Boşamam diyor dini nikahda. Peki, ne yapacağım ben? Peki bir şeyi soralım. Bu resmi nikah boşamasından sonra herhangi bir dini nikah kıyıldı mı bir araya? Aynen öyle. Evet doğru, güzel bir noktaya değindiniz. Tekrar biz bir araya, iki talak kalıyor dediler ya resmi evet. Nikahtan sonra nikah tazeleme gibi bir olay oldu. Ondan dolayı da hani şu an ben şüphedeyim. Acaba hani ayrıldığımızda tamamen şu anda bitti mi, yoksa onun bana yeniden hani dil olarak söylemesi gerekiyor mu boşandığımıza dair? Peki soralım değerli hocamıza. Ne yapmalı evet. Böyle bir durumda? Sıhhat diliyoruz yuvanıza, evlatlarınıza tamam, hayırlar diliyoruz ediyorum. Efendim. Hayırlar, selamlar, saygılar Adana. Evet değerli hocam. Şimdi resmi nikah olsaydı diyecekti mahkemeye başvursun. Mahkeme evet. Boşaması durumunda bir bain talak meydana gelirdi ki yani kadın iddetini bekledikten sonra mahkemenin kararının peşinden iddet süresini doldurduktan sonra ondan tamamen kopmuş ayrılmış olurdu. Ama şimdi bir daha nikah kıymışlar. O nikahda dinen geçerli. Evlilikleri devam ediyor. Tabii ki anlaşmazlık durumunda bu eşlerin birer hakem görevlendirmeleri icap ediyor bu durumda. Kadın bir hakem görevlendirecek. Yani ailesinden bir büyük evet. Vesaire sözü hanımefendi, geçen biri. Kendi ailesinden veya yakın çevresinden ilmine, irfanına, takvasına güvendiği bir zatı hakem olarak görevlendirir. O zat karşı tarafın da bir hakem görevlendirmesini ister. Karşı taraf hakem görevlendirirse bu iki hakem otururlar, konuşurlar. Verecekleri ayrılma kararı boşama sayılır. Evet. Ayrılmalarına karar verirlerse eşler birbirinden boşanmış olurlar. Artık herkes kendi yoluna gidebilir. Ama karşı taraf hakem görevlendirmezse o zaman ne olacak? Yani diğeri evet, zora koştu. Bu hakem gidip onlardan hakem görevlendirmelerini istemesine rağmen onlar görevlendirmezler ve konuşmaya, görüşmeye yanaşmazlarsa o zaman tek taraflı hakemin yani kadın tarafının görevlendirdiği hakemin vereceği karar da ayrılmaları için yeterli olur. Yani ben sizi ayırdım derse ayırdım o da boşama sayılır. Demesi. Evet. Karşı tarafa bildirmesi de gerekir mi hocam? Yani erkek tabii ki haberleri da olsa daha iyi olur. Ama bildirmese bile ayrılmış sayılırlar. Peki efendim. Ama bu hakem herhalde formalite biri olmayacak değil elbette, mi? Anladığımız değil mi? Bu yani. İlmine, buradan irfanına, takvasına, toplum içinde kendisine saygı gösterilen, muteber bir şahsiyet olması lazım. Peki. Evet. Efendim devam ediyoruz. Bursa'ya döneceğiz. Allah huzur versin yuvalarına, evlatlarına diyelim. Bursa'da hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Bursa'ya selamlar. İyi akşamlar. Buyurun hanımefendi. Sağ olun. Ben evliliğin devamı için yalan yere yemin caiz midir onu öğrenmek istiyorum. Soralım. Zorunluluk halinde tabii ki. Yani boşanma kesin gibi
olduğunda. Öyle. Peki soralım, başka bir sual var mı efendim? Yok, teşekkür ederim. Peki, iyi akşamlar, Bursa'ya selamlar, hayırlar diliyoruz. Evet değerli hocam, yine evlilik bir başka mesele bu da, devam edebilmesi için. Yani evlilik kutsal bir müessese, onun yıkılmasını önlemek için mecbur kalındığında hilaf-ı hakikat beyanlarda bulunulabilir. Yani yalan konuşulabilir. Hakikati Peygamber, gizleyici diyelim. Evet, ne peki yapsın? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yalanın üç yerde caiz olabileceğini bildirmişlerdir. Biri işte düşmanla savaşırken onu yanıltmak için yalan ifade kullanılabilir. İşte diyelim ki Müslümanların tarafında 10 bin asker varsa, düşman tarafında da 20 bin asker varsa diyebilir ki hayır, bizim tarafımızda 30 bin asker var veya şu kadar daha fazla silahımız var diyebilir veya yanıltabilir düşmanı herhangi bir şekilde. Bir de birbirleriyle küs olan iki Müslümanı barıştırmak için araya giren kimseler, ya sen aslında bu kardeşinle küssün ama o seninle barışmak için can atıyor mesela diye yalan bir ifade kullanırsa, onların arasını bulmak için, barıştırmak için hakikate aykırı beyanlarda bulunabilir. Aynı şekilde karı koca arasında da muhabbetin devam etmesi veya çekişmenin olmaması için, anlaşmazlık doğmaması için eşler birbirlerine böyle sahte ifadeler, asılsız beyanlarda bulunabilirler. İşte diyelim ki bir hata yapmış kadın, onu kocasına söylerse belki de boşayacak onu ve ne bileyim ona eziyet edecek, yapmaması lazım ama böyle bir şeyden kurtulmak için, boşanmanın önüne geçmek için, yuvanın sarsılmaması için, ailedeki huzurun devam etmesi için mecbur kalındığında yalan yoluna başvurulabilir. Peki. Ama dediğim gibi çaresiz kalındığında, yoksa her türlü yanlışlığı yapalım, ondan sonra kocamızı da aldatalım, ona yanlış beyanda bulunalım, yalan söyleyelim, öyle bir şey değil. Çaresiz kalındığında, yuva yıkılacaksa eğer, onun önüne geçmek için veya ailede bir krizin meydana geleceği muhakkaksa, o krizi önlemek için böyle bir yola başvurulabilir. Peki. Evet. Zaten önemli noktalarında değerli hocamız altını çizerek tavsiyesinde bulundu. Allah razı olsun diyoruz. Bu konu çünkü hocam önemli meseleler bunlar. Yani hepimiz yaşıyoruz ve ailelerde maalesef çatlaklar söz konusu olabiliyor. Efendim son birkaç dakikamız. Harun Cimri'nin mail üzerinden soruyor. Hocama selamlar. Ticaretle geçimimizi sağlıyoruz ancak pazarlık sünnettir diye genel olarak söylenir diyor. Böyle bir efendim ürün alışverişinde alıcıdan talep gelince kıramıyoruz diyor. Fakat böyle bir kanaat var mı gerçekten? Bir kaynak var mı sünnet olduğuna dair bu pazarlığın diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz pazarlık yapmıştır. Sahabiler yapmıştır. Nitekim bir örnek vereyim. Cabir aleyhisselam radıyallahu anh ashab-ı kiramdan Peygamber Efendimizle Medine'ye gidecekler. Cabir'in bir devesi var, serkeşlik yapıyor. O da bundan rahatsız olunca Peygamber Efendimiz bana sat. İşte şu bir okiye, o zamanki para birmiş. Neyse artık kullanılan gümüş dirhemlerin bir miktarı. Yani işte bir okiyeye bana sat. Cabir de diyor satarım ama bir şartla, Medine'ye kadar sırtında giderim. Olur mu, kabul ediyor musun bu şekilde falan. Peygamber Efendimiz de kabul ediyor. Yani aralarında bir anlaşma, bir pazarlık oluyor. Onun için Müslüman alışveriş yaparken makul bir şekilde, uygun bir şekilde pazarlık yapma hakkına sahiptir. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle sahabiler arasındaki alışverişte de bu örnekte görüldüğü gibi pazarlık yapılmıştır. Ama hani sünnet midir? O zaman hani böyle bir mantık çıkıyor hocam. Pazarlık sünnet. İlla yapılacak. Yani her alışverişte değil. Böyle bir şey de. Gittiniz markete mesela. Her şeyin üzerinde etiketleri yazılı. Şansınız yok pazarlık. Mesela diyelim ki 10 lira bir eşya. Marketteki görevlilere şunu 9 lira verseniz olmaz mı? Gülerler adama. Olmaz öyle şey.
Ama diyelim ki bir araba, alacağız. Bir otomobil araba. Satın alacaksınız. Büyük bir para, 50 bin lira mesela diyelim ki. Ya şunu bize ikram edin, oluru kaça diyebilirsiniz bunun. Doğru. Yani. Hay hay hocam. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. İlminize başvurduk bugün, Allah razı olsun. Sıhhat diliyoruz. Bir başka programda inşallah ağırlamak dileğiyle sizleri. Sevgili izleyenlerimiz, sizlerle de bir başka programda birlikte olmak ümidiyle. Yuvalarınıza huzur diliyoruz, memleketimize huzur diliyoruz efendim. Sizlere Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşça kalın. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Veya hangi şartlarda caizdir? En üstünde ortak, yani ne kadar imkan edilir? Öğrenmek herkese farzdır.